Osmanlı'da padişahların aldığı eğitimler çağın gereklerine mesela uyuyor muydu? Bu da çok tartışılan bir konu. Uyar, uyar. Eğitimle idarenin o kadar direkt birebir bir ilişkisi yok. Yok mudur? Yani bununla tabii idareci cahil olsun demiyorum. Öyle bir iddiam yok. Cahil devlet adamının Türkiye'ye 20. yüzyılda çok pahalıya mal olduğunu biliyoruz yani. Dünya görgüsü olmayan adamlar. Şimdi böylesi mesela lisan falan da bilebilir. Evet. Yüksek tahsilli de olabilir. Ama görgüsüzdür yani. Dış dünyanın tadına varamamıştır. Kapı çam demirir. Çok tehlikeli işler yapar. Nitekim İttihat-ı Terakki bu tip adamlardan oluşurdu. Buna karşılık okuması yazması olmayan büyük vezirler vardır. Kemal Kes, Kara Mustafa Paşa, Köprülü Mehmet Paşa en başta. Çok büyük yararı dokunmuştur. Tabii ki aydın ve okumuş insanın diploması olmasa bile büyük faydası olduğu görülür. Mehmet Emin Ali Paşa böyleydi. Çok önemli bir sadrazamdır. 19. asır Türkiye'sinin modernleşmesini sağlayanlardan. Menderes mesela tahsilli gibi görünür. İstanbul için hiç hayırlı işler yapmadı. Niçin hocam? Yapmadı. Yani bu imar faaliyetinin falan ne olduğunu biz sonraları daha iyi anladık. Evet.